Naravno. Što je kazni da. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Tam 23 sene önce bugün PKK terör örgütü geldiler Bayraktepe köyümüze eski ismiyle Çöl köyünde baskın yaptılar. Saat 7 civarıydı. Akşam bu saatleri diyebiliriz. Geldiler PKK köyümüze baskın yaptılar. O zaman çoluk çocuk yaşlı demeden 11 tane vatandaşımızı şehit ettiler. Hani diyorlar ya biz Kürt hakkını savunuyoruz. Hani diyorlar ya biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Bunun ne denli büyük bir yalan olduğunu bir kez daha bu şekildeki saldırılarla öne sürüyorlar. Çünkü burada öldürülen 11 tane vatandaşımızın hepsi Kürt. Hepsi 7 süresine kadar Kürt olan, vatanına, bayrağına sadık olan insanlardı. Ama ne yaptılar? Geldiler. Bu Kürt vatandaşlarımızı Kürt adı altında katlettiler. Hepsini şehit ettiler. 7-8 saatleri civarında çatışma başlamış olup sabah saat 4-5'e kadar sürmektedir. Ve bu çatışma esnasında sürekli Abdülkadir Şehidoğlu amcam var. O zaman kendisi sabaha kadar PKK'da çalıştı. Damdaydı kendisi. Şükriye Şehidoğlu nenem kendisine sürekli mühimmat getirip götürüyordu. Dedeme sürekli mühimmat getirip götürüyordu. O esnada bir dahaki sefere mühimmat götürmeye gittiğinde maalesef PKK'nın alçak kurşunu isabet etti ve kendisi orada şehadet şerbetini içti. O şekilde gördüğünüz gibi tam 11 tane vatandaşımızı, çoğu içinde daha bayağı yaşları genç, yaşlı olanlar var. Yataklarında öldürmüşler, savunmasızca, alçakça evlerine girip onları öldürmüşler. Sözde diyorlar ya biz Kürt halkını temsil ediyoruz. İşte burada Kürt halkını temsil etmediklerini açıkça ifade ediyorlar. Şu anda söyleyeyim, PKK ve siyasi uzantıları hiçbir zaman biz Kürtlerin temsilcisi olamaz, olamayacaklar. Zaten biz Kürtler onları kabul etmiyoruz. Çünkü Kürtler vatanını, bayrağını severler. Vatanına, bayrağına sımsıkı sarılırlar. Askeriyle, polisiyle omuz omuza mücadele ederler. Zaten şunu da her zaman belirttiğim gibi PKK sade ve sadece Kürt milletine karşı oluşturulmuş büyük bir tuzaktır. Başka hiçbir şey değildir. 4-5 yaşındaydım. Bizim güvenlik korucularımız da taziye nedeniyle taziye gitmişlerdi. Bu hainler de yokluktan fayda görüp de gelip köye bastılar. Biz de daha küçüktük, bir şey bilmiyorduk. Baktık, dedik bu sesler nedir? Dediler terör örgütüdür, gelip köye basmışlar. Ben daha küçüktüm, o zaman nenemin yanındaydım. Şehit olan nenemin yanındaydım. Nenem de gelip beni almaya çalıştı. Saldırılardan dolayı şey yapamadık, yani nenem gelip beni aşağı çekecekti, sığınağa çekecekti, alıp götüremedi. 4-5 saat falan bekledik, öyle mermiler altında böyle sanırsam havan geliyordu. Çocukken o şeyi yaşadık, biz hayatta o silah seslerini unutmayacağız. Daha da şu an gibi kulaklarımda çınlıyor. Biz onu asla unutmayacağız. Nenemin yaptığı vatanseverlik hayatta unutmayacağız. Biz de onun torunu olduğu için sonuna kadar bu mücadele devam edeceğiz. Bu ninem şehit oldu. Şükür şehit oldu yani. Ben onun sayesinde şu an hayattayım. معلوم لله الفاتحة مع الصلاة تنزل لي بحق الله